İkinci grupla ilk günümüz bugün karayollarında kaldık. Vallahi bayağı rahattı. Yeni grubumuzla Gökyüzü göllerine doğru yola çıkacağız. Buradan İspir'e geçiyoruz. İspir'den Sayın Oymak başının söylediği kamp alanına doğru gidip orada kamp atacağız. Yolda yine atarım görüntüler. Erzurum İspir'e doğru yolculuğumuz başladı. Terimle beraber gidiyoruz bakalım. Yaklaşık 1,5 saatlik yolun edeceğiz. Erzurum yolları taşlı. Aa, Ovit Dağı dedi ya. Biz Ovit'e doğru gideceksiniz dediydi. Sımsıkı. Bir anda hava değişecek, zincir takın diyor. Bu Zigana geçidi değil mi? Zigana tüneli. Vallahi bilmiyorum ama çok uzundu ya. Karadeniz ikliminden sonra burası biraz garip geldi ama. Vallahi billahi Karadeniz'de yemyeşil dolaşırken burada tam tersine döndük. Ki kaç kilometre var ki arada? 100 kilometre mi? Yok bile. Arada 100 kilometre bile yok ama işte iklim değişikliği bayağı fark ediyor demek. Bir şuraya bak, bir oraya bak. Girmeye başladık. Yollar artık böyle. Umarım burası çift yol değildir ama sanırım çift yol. Ama Yedigöl köyünde mola verdik. Yok, bu arabalar git. Önceden böyle arabalar git. Hayır hayır. Bir Karadeniz değil ama yine de güzel sayılır. Çatısını çarpmazsa bir. Arabalar yokuşlardan çok zor çıktığı için bayağı bir grup indi, yürüyerek geliyor. Onları bekliyoruz şu an. Daha da bayağı yukarılara çıkacağız sanırım. Şimdi aşağıdan yürüyorlar gruplar. Geçtim inak köprüden, geçtim inak yanaklarda inak.
Minnak'ımıza neler yapıyoruz? Daha doğrusu Minnak bize nasıl vallahi yardımcı oluyor? Vallahi billahi yani şu yollardan nasıl gidiyor ben de anlamadım ama. Helal olsun. Her nişin bir çıkışı vardı. Canım Minnak. Vallahi canım Minnak ya. Çoban teyzem önümüzü kesti. İnekleri geçirin diye. Şimdi onları geçiriyoruz. Teyzem önden gidiyor maşallah. Kamp alanına geldik. Şu aşağıdaki düzlükte kamp kuracağız birazdan. Aşağıları indirmeye çalışıyoruz. Kamp alanına geldik. Çadırlarımızı yavaş yavaş kuruyoruz. Şu yeşil küçük benim çadırım. 2400 metredeyiz şu an. Havada gayet güzel duruyor. Bakalım yağmur yağmazsa gayet keyifli güzel bir kamp olacak burada. Yağarsa da sıkıntı yok ama gene de uğraştırıyor biraz. Haydi bakalım. Kampı kurduk. Akşam oldu tabi. Nevriye burada harıl harıl çalışıyor gördüğünüz gibi. Şunları biraz düzenlemeye çalışıyor. Çalışmıyor diyenler utansın. Evet. Dedim onu düzenliyordum, bıraktım burayı. Al sana zeytin. Hepsine gezeliyor. Dur. Ya, bu sefer buraya dedim önce. Uçak niye çekmiyor? Yeter mi? Artık çok lan yeter mi? Şey, közleri alevlendirdikçe azalmışlar. Yeter, bol oldu. Sonra fazla oldu demeyin. Şimdi tuzu kaldı abi bunu. Görüyorsun hala artçılık yapıyor. Hala artçılık. Tuz burada mı? Valla. Tuz kullanmayan var mı? Tuz kullanmayan. Yemek dedi, yemek dedi artçılık. Yürüyüş dedi artçılık. Biraz sonra gider. Yani çok koymazsanız problem yok. Şunun az olduğu değil mi? Erzurum kampının birinci günündeyiz. Sabah saat 7.30 civarı. İlk görevli arkadaşlar saat 6.30'da kalkıp kahvaltıya hazırladılar. Biz de bu saatler gibi kalktık işte. Oğlum ya şuraya mı çıkacağım şimdi ya? Biz böyle bir güzel yerde kalıyoruz. Günaydınlar efendim. Günaydın. Nasılsınız? Gezen Mami buradaymış. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Vallahi güzel insanlar var dediler geldik. Aa, ortalama çok artmış burada ya. Günaydın efendim, nasılsınız? Keyifler nasıl, iyi uyuyabiliriz mi? Ne güzel, tamam. Süper uyuduk. Atletiye mi gideceksiniz? Her şeyi hazırladı, bütün çadırları kurdu. Bu oba ondan soruldu. Bütün yemekleri yaptı. O olmasa biz aç kalırdık, bu tuvaletleri kuramazdık. Gece vallahi bu ayı geldi, ayıyı kovaladı. Bu burnun zirveye çıktı. Ondan sonra ayı dedi, geldi. Ayı dedi, buradan git dedi öbür tarafa. Eyvallah eyvallah arkadaşlar. Anladım. Bey. Evet arkadaşlar işte benim nasıl bir biri olduğumu gördünüz. Yani böyle bir şeyim var, ünüm var. Neler yapmışım neler haberim yok ama olsun.
Yani bak burada oturan abilerimiz var. Günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın kampı güzel insanlar. Günaydın. Günaydın. Hey be. Böyle mi? Ben neymişim be? Sen nasıl yaptın o ayıya? Buradan git ayı, öbür tarafa git. Başladık ayı. Kim daha uzağa çürümüş erik atacak yarışmasıydı bu. Ama kimin kazandığını bilmiyoruz tabi. Olsun. Evet, şimdi birazdan başlıyoruz. Yaklaşık 13 kilometre yürüyeceğiz sanırım. Ha, onu oymak başını anlattıralım. Dur birazdan. Hadi hadi güle güle. Bir şey başladık. Yedigöller köyün üzerinde Yedigöller'in kendi yaylası var. Ondan sonra da en son yaylası, yani Yedigöller bölgesindeki en yüksek yayla olan Salk Yaylası'ndan Yedigöller'e doğru devam ediyoruz. Şimdi bulunduğumuz bölge aslında altı parmak dağlarının devamı olarak da düşünebilirsin. O yüksek kadar bir şekilde. Bunun en yüksek noktası Kaçkar. Kaçkar'ın arka tarafında. Biz şu anda aslında arka tarafında kalıyoruz ve bu bölgenin Kaçkar'ın altında Buzul Kendi Öküz Yatağı, yani Mezolit dediğimiz bölgede dahilinde yak 30'un üzerinde göl var. Hatta bazıları iddiası 50 üzerinde olmuş. Bizim benim saydığım 32 tane göl var şu ana kadar. Biz bu göllerin bir bölümünü burada göreceğiz. Öncelikle 7 göllerin tekrar. Önce gelin tamamını göreceğiz. Bir dosya yaptık şehir içerisinde. Nasıl? Burası mı? Alt parmak biliyorum. Alt parmak demek ama alt parmakta bir dikkat volkanik bir yarışı. Tektonik olmuş. Tektonik değil. Volkanik değil. Tektonik. Tektonik. Bu su. Üzüm sok oldu. Şu arkadaşla kavga ediyor sabah beri. Ya evet. İşte bu suyu ama, siz dünyanın hiçbir yerinde bulamayacaksınız. Ama gerçekten yani. Geleceksiniz burada içeceksiniz. O kadar güzel bir su anlatamam yani. Bu daha iyi ya. İrfan. Şurada iki tane boğaz var. Orası kısalıyor. Yeşilliğin olduğu yer. Oraya bir baksana sana cami. Oradan da pik çıkacaklar. Orada zorlanırlar. Çıksınlar abi. Evet, oraya karşı... Alabalık var mı? Madem burada onda öyle. Önde kendimizi bir göz.
başkanı söylüyor. Açık. Yorulmuş olabilirim. 2800 metredeyiz ve devam ediyoruz. Lan zirve yapalım oğlum, ya. Tam kas. Ben görüyorum. Şu anda orası bir gün gibi görünüyor. Sen göremiyorsun şu anda. Sen sırtın öbür tarafı basın. Orayı bir yan geçiş yapsanıza size rağmen. Yaklaşık 2800 metre civarında yükseklikteyiz. Ve maalesef tırmanmaya devam ediyoruz. Kere aşağı böyle açaydı. Sabah aynı böyle ama ya. Oradan bu biraz... Biraz da... Bilmiyorum, anlıyor. 2860 metrede yedi göllerin birincisine geldik. Böyle küçük bir göl ama çok güzel bir göl. Of, şu gölün temizliğine bakın ya. Etraf tamamen dağlarla çevrili. İnanılmaz temiz. İki bin dokuz yüz elli metre ve dağın zirvesinde bulunan göle geldik. İkinci göldeyiz sanırım. Aynen öyle. Tam olarak bunun için geldik. Ve yukarıda gördün mü? Üşenmemiş kalp yapmışlar taştan. Şu suyun temizliğine, berraklığına bir bakın. Ve burada bizim dışımızda kamp kuran arkadaşlar var. Ya çok güzel ya.
hala parça parça bu şeyler var. Karlar var. Baksana. Biz geçen... Ve evet, sonunda 3000 metredeyiz. 3000 metreyi geçerek en azından kendi rekorumu kırmış oldum. Bin metreyi geçmiş bulunuyorum. Bu da benim şahsi rekorum. Gökyüzü göllerinden ikincisi. Ve gökyüzü göllerine devam. Göl bayağı büyük. Burası da diğer taraf. Oradan o bizim geldiğimiz yere doğru devam ediyor. Metre civarındayız şu an ve hala bu muhteşem göller devam ediyor.
İlk defa hayatımda yürüyerek 3000 metrenin üzerine çıktım. Aynı şekilde ben daha de. Daha önceden arabayla çıkmışlıklarım oldu ama ilk defa 2200 civarından mı 300 civarından mı ne başladık. Şu anda 3032. Zıplayınca 33 oluyor. Şu an 3033 metrede bir zirve yaptık. Harikaydı. İlk deneyimim oldu. İçimde çok mutluyum. Evet, böyle. Devamlı getirebilir miyim? Ben emin de değilim. Kendi rekorumu kırdığım için çok çok mutluyum. Beraber iki rekortmen olarak buradan. Yeah. Güzel bir konuşma. Bu yaşasın. Muhteşem manzaradan güzel bir konuşma yapıyoruz. Arkamızda aynı şekilde. Yapamıyorum ama önümüz, arkamız, sağımız, solumuz, her yer gökyüzü gölleriyle kaplı. Vallahi bu güzel bir an. Oh, harika bir duygu. Gökyüzü göllerinin en büyük gölündeyiz şu an. Gölün içinde bildiğiniz ada var. Ya da adacıklar diyeyim. O kadar büyük yani. Beleş Tepe'yi gördün mü? Şu Beleş Tepe. Bu şey tepesi. Leş Tepesi. Niye Leş diye var onun adına? Abi. Yani, leş mi varmış? Yok. Arabalarla orayı kirlettikleri için artık oraya kadar olmuş. Araba mı çıkıyor? Araba çıkıyor oraya kadar. Oh, 3300'e araba çıkıyor. Oh maşallah. İşte buna karşıyım yani. İklim krizini canlandırıyorlar burada. Yanlış. Peki. Vay anasını. Biz yürüyelim adamlar. Oh. Ya benim abi bura daha iyiymiş ya. Merhaba arkadaşlar. İklim krizine bağlı buzullar erimesi sonucunda görüyorsunuz sonuç itibariyle Leştepe'nin hemen altındaki buzullar bayağı bir erimişler. 3300'deki buzulların erimesi sonucunda şu an ada, göl oluşmuş. Burada iki tane sahipsiz ada var. Adaların isminin birini Selim Adası, diğerini Kerim Adası koyduk. Allah Kerim'dir artık onunla göre. Görüşürüz. Vay arkadaş, bize şey yok. Ada yok. En büyük gölün içindeki ada. Yürüyüşümüz devam ediyor. Sonunda 3 metre yaşlık. Arkadaşlar, çıkabileceğim en yüksek noktaya geldim. Artık biraz da yürüyüşe geçeceğiz. 3072 metre. Şimdilik ben golü çıkmayan 72 metre. Yazıklarda da harf teklemi yaparız. Bu da sanırım göreceğimiz buradaki son göl olabilir, emin değilim ama hepsi birbirinden güzel.
Ayakları mı çekmiştir teyze? Bak şimdi. Böyle çekiyor ya bak. Üç kere bastım bak bir. Allah Allah. Selim abiyle 3050 metredeki yürüyüşümüz devam ediyor. Göllerde yüzmelerimiz. Aynen. Onlar bayağı bildiğin yüzdüler. Ben yüzmedim ama çok keyifliydi yani. Şu yolunda ilerliyoruz. Bayağı bir rüzgar çıktı. Arkadaş her yer güzel olur ya. Bakın şimdi. Son gölümüzmüş. Patika var, patikaya girin. Oymak başımız öyle söyledi. Artık dönüş yoluna yavaş yavaş geçiyoruz. Selim abi. Patika var, sola doğru. Bu da Yeşilli göllerinden biri. Ama kurumuş. Görüyor musun arkada? Hareketi gördün mü arkada? Kısa bak. Ya dönüyor, geri gidiyor. Şimdi o taraf, bize tarafı. Kurumuş gölde. Yürümedik demeyelim. Ağustos Salı 2024 şu an Erçenik bölgesinde özellikle Yedigöller bölgesinde iklim krizine bağlı bir kuruyan gölün üstündeyim. Bu dağlarda buzulların erimesinden dolayı tatlı su kaynaklarının yok olmasına neden olan iklim krizi bizleriz, insanlar. Bu tedbirleri üretemezsek tatlı su kaynakları olarak ülke olarak çok fakirleşeceğiz ve göçleri tetikleyeceğiz. Buraya özellikle Ankara'da katılan Ankara Dağcılar Birliği'nin sporcuları, akabinde Ankara TDF İl Temsilciliği'nden Tahsin abi, Ankara'da özellikle Dağcılar Birliği'nin sporcularından Nursel Hanım'a çok teşekkür ediyor. Ve en önemlisi bu çekimleri yapan Gezgin Mami'ye minnettarım. Gezen Mami. YouTube'da Gezen Mami'yi takip edin. YouTube'da Alpinist Disaster Expert olan İrfan Aksu, kilo buzullarının hizmetkarı olan İrfan Aksu'yu takip edin. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bugün gerçekten göle doyduk ya. Her seferinde bu son diyorum. Sağ olsun oymak başı bir de şunu görelim, bir de şunu görelim diye bizi hepsine çıkarttı.
yaptı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karşıdaki külahı olan Berçenik zirvesi. Kaçkarların en tehlikeli zirvelerinden biridir. Tırmanışı teknik bir tırmanıştır. İnşallah Allah izin verirse yarın biz oraya tırmanacağız. Gezen Mami ile beraber, Gülkan'la beraber. Evet, gördüğünüz gibi bugün 3400'lerde dolaştık. 7 tane göl gördük. Ayrıca 4 tane de ayrıca bir göl gördük. Daha aşağı. Dik bir iniş değil, bayağı bir dik bir iniş değil yalnız. İndiğimiz yerin dikliğini anlamanız için çekiyorum. Yani bildiğiniz düz dağdan aşağı indik ya. Biraz yoruldum. İşte yoruyor adamı. Dinlenmemiz.
kamp alanına herhalde 1-1,5 kilometre falan kaldı. Minnak buradan gözüküyor artık. Şuradan bir su takviyesi yapıp devam edeceğiz. Minnak da gözüktü. Kamp alanı da gözüktü. Nihayet kamp alanı sağlam görünüyor. Nihayet geldik ve inanılmaz yoruldum. En azından kendi adıma çok yoruldum. Karavanımız minnağa kavuştuk sonunda. Sonunda geldik. Kamp alanımız da aşağıda. Herhangi bir ayı, insan vesaire izi gözükmüyor. Gayet her şey yerli yerinde. O da güzel. Haydi bakalım. Bugünlük bu kadar, artık yemek zamanı. Bugün dışarıda fırtına var. Çadırın içini siz görüyorsunuz. Biraz sıkıntılı bugün. Kamp alanında fırtına çıktı. Görüyorsunuz şu zorluklarda imkanlarla neler yapılıyor. Oy 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 oy. Bura. Kuru fasulyemiz. Kuru fasulyemiz. Ellerine kollarına sağlık. Yapanların, edenlerin. Yalnız rüzgardan korunma yöntemimiz bayağı iyiymiş. Oh. Fırtına. Fırtına çıktı. Fırtına çıktı. Fırtına bak. Bu fırtınada görüyorsunuz ateş bile yakmayı becerdiler vallahi. Helal olsun.